10 Kasım 1938. Atatürk'ümüzü kaybedeli 11 gün olmuş. Ankara tarihi bir gün yaşıyor. Çünkü Atatürk'ümüzün naaşı Ankara'ya getirilmiş. Ve dünyanın dört bir yanından gelen ülkelerin askeri birlikleri de dünyanın bu en büyük devrimcisine karşı bir saygı duruşunda bulunmak üzere orada hazır bekliyorlar. İngiliz birlikleri de Amiral William Birdwood komuta ediyor ve o da gelmiş. William Birdwood sağ ayağını Çanakkale Savaşları'nda bize karşı savaşırken kaybetmişti. Bir ayağı yoktu. O yüzden o Etnografya Müzesi'nin o cenaze kortejine bakacak olan balkonunda oturarak töreni seyrediyor. Ve Atatürk'ün naaşı oradan geçerken Amiral William Birdwood ayağa kalkar ve bir ayağı olmadığı için sırtını o koltuğa yaslayarak İngiliz usulü bir selamlamayla selamlar o büyük devrimciyi. O sırada kortejde bando görevi de İngiliz bandosuna verilmiş ve Beethoven'ın Kahramanlık Senfonisi'nin ikinci bölümünü oluşturan Matem Marşı'nı çalıyor. Beethoven bu Kahramanlık Senfonisi'ni Napolyon Bonaparte'a ithaf etmişti. Fakat bir gün Bonaparte'ın kendi imparatorluğunu ilan edip de kendi tacını başına kendi eliyle takmış olması Beethoven'da büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. O yüzden Napolyon Bonaparte'a olan ithafı Beethoven silmişti ve demişti ki bu marş bir gün insanlığı esaretten kurtaracak olan meçhul bir kahramanın olsun. Ve o sırada İngiliz bandosu muhteşem bir entonasyonla bunu çalıyor. Matem Marşı'nı çalıyor. Yani sanki Beethoven da 177 yıl öncesinden gelmiş, o da Mustafa Kemal Atatürk'e bir saygı duruşunda bulunuyor gibi. Üstelik kendisi gibi siroz hastalığından hayatını kaybetmiş olan büyük devrimciye.